Hello kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 24 Kasım. Bütün meslektaşlarımın ve öğretmen adayı olan herkesin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum arkadaşlar. Evet, başlıktan da görmüş olduğunuz gibi bugün organik market alışverişine gideceğiz. Ben öncesinde böyle hazırlandım, makyajımı yaptım, saçlarımı kuruttum, duşa girmiştim çünkü. Üstümü falan giydim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Altımda siyah deri taytım var. Hava biraz yağmurlu. Yani hava olduğu gibi kapalı arkadaşlar bu aralar. Yani 3-4 gündür falan. Havanın kapalı olduğu güne denk geldik ama olsun. Sizleri de yanımda götürmek istedim. Ama bu böyle normal marketlere benzemiyor. Biraz değişik bir market. Halkın Bakkalı diye geçiyor. Senin iş yerinden bir kart vermişlerdi. O kartı o Halkın Bakkalı'nda kullanabiliyoruz. İzmir'de sanırım, yanlış söylemeyeyim şimdi, bir 6-7 tane var o marketten. Market yani, bakkal dediysem bakkal değil, sakın yanlış anlamayın. Ama öyle çok büyük bir markette beklemeyin arkadaşlar. İçeride böyle organik şeyler var. Nasıl diyeyim? Reçelinden tutun, işte pekmezinden tutun. Böyle gittiğimizde de göreceksiniz zaten. Hasır böyle şeylerle sarılmış, böyle özenilerek paketlenmiş ürünler var. Bildiğiniz organik ürünler var. Ne bileyim, böyle sizi de götürmek istedim. Umarım güzel bir market alışverişi olur. Yaklaşık 1000 TL'ye kadar harcama yapacağız. Ben hazırım. Hüseyin'i bekliyorum, gelecek. Bu arada ışığı açtım. Malum güneş falan hiçbir şey yok arkadaşlar. Saat zaten 4:30-5'e falan geliyor şu an. Hüseyin'in gelmesinde de bir yarım saat falan kaldı. Ve bugün Hüseyin beni aradı öğlen işte. Dedi ki 24 Kasım olduğu için akşam dışarıda yemek yiyelim mi dedi. Ben de tabii ki de dedim, yani bu da laf mı? Hiç evde yemek yapmadım o yüzden. Böyle 24 Kasım Öğretmenler Günümüzde kutlamak istedik birlikte. Size hepsini çekeceğim. O zaman Hüseyin geldiğinde hemen gidelim. Bakalım neler varmış. Evet, şapkamı da taktım son olarak arkadaşlar. Üstüme ceketimi giydim. Hüseyin geldi, hemen çıkıyoruz biz. Şöyle çanta olarak da bunu kullanıyorum şu sıralar. Bir çantaya taktım mı tam takıyorum ben. Allah'ım, şükürler olsun hala aydınlık hava. Biraz iyi arkadaşlar şu an. Çıktık biz bu arada otoparktan. Açayım ve gidiyoruz. Yok aşkım, gerek yok. Hayır, böyle daha kötü oluyor. Bence. Burada daha iyi bak. Ben kapkaranlık diyorum, yokum. Ben aslında yoğum. Senin esmer olunca bir de. Evet. Bir de atkıyla şapkayı da taktık. İyice yokuz. Evet, iyice kapkara şov oynuyor. Gideceğimiz yeri söylemedim aşkım bu arada. Yani şey olarak, yer olarak. Neredeydi? Halkın Bakkalı. Tamam, onu söyledim de yer olarak nerede? Ya şimdi İzmir'de oturanlar varsa aramızda arkadaşlar, bilirsiniz belki. İnternette yazınca çıkıyor da 7 ya da 8 tane yeri var. Aynı bir market zinciri gibi. Burada organik ürünler satılıyor. Evet, abur cubur falan hiçbir şey yok. Yok, sadece organik olarak tüketebileceğiniz gıda maddeleri diyelim. Evet. Yani pekmezler, reçeller. Evet, hepsinden almayı işte düşünüyorum. Un, yoğurt, et ürünleri. Bunlar peynir. Da organik. Yani katkısız, sıkı aynen. Maddesiz. Heh. Diyelim, daha doğru olur. Aynen. Bunlardan almaya gidiyoruz biz de. Tabii artık son dönemlerde gıdaların içerisinde neler var bilmek ve güvenmek zor. Zor oluyor yani. Tabii ki de zor. İnsan ister istemez. Aaa! Top patlayacak. Top patlayacak. Arabanın tekerinin altına girdi yanlışlıkla. Şimdi bizim buraya gelmiş olmasın? Ha, tamam, yok yok aşkım. Serbest. Gideceğimiz yer bizim eve yakın bu arada. Ama orada eğer ürünler kalmadıysa, akşam saati mi şu an? Başka yere. Başka yere geçeceğiz. Sonra yemek yemeye gideceğiz. Şırdancı İsmet var. Şırdan yediniz mi arkadaşlar ya? Ben yemedim, bilmiyorum. Şimdi kimseye de ayıp olmasın. Ben de bilmiyorum. Yemeği de bilmiyorum. Yiyenler tadının çok güzel olduğunu söylüyorlar. Evet. İçinde pirinç gibi bir şeyler oluyormuş. İşte midye dolmasının bir değişik versiyonu diyelim. Dışı bağırsaklı mı? Yani bilmiyorum. Yiyenler varsa yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Sizden gelen yorumlardan sonra belki gidebiliriz. Ben böyle de, değişik tatlar. Ben de tatmadım. Evet. Tatmaya cesaret edemedim. Ben de. Evet, gördüğünüz gibi Halkın Bakkalı'na geldik arkadaşlar. Bu arada Halkın Bakkalı'nı şöyle bir bilgi vereyim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait güvenilir bir market olarak geçiyor. Şimdi girelim bakalım. Ve market bu kadar. Yani şöyle bir şey göstersin. Bu kadar arkadaşlar. Çok büyük değil. Size bahsettiğimiz gibi yani. Öncelikle şuradan başlayalım. Tereyağı alalım mı? Tereyağı var burada. Böyle etler var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurada köftemiz. Yani akşam saat olduğu için etler bitmiş olabilir. Kilosu 72,5 lira diyor. Dana kaburga. Olur mu? Bundan mı alalım? Hangisini alalım? Bana... Bundan mı alsak acaba? Bilmiyorum ki aşkım. Şu köfteyi alalım mı? Alalım. Bunu bir alalım. Tamam mı? Şu da çok hoş duruyor. Kolay gelsin. Köfte alabilir miyiz? Teşekkürler. Tereyağı da alalım mı? Tereyağı mı? Tereyağı var mı orada? Tamam. Bakalım hemen. Bakarız oradan biz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Köfteyle açılış yaptık. Çok güzel şeyler var, bakar mısınız? Kozalak Çambolu bir yer. Kozak. Aşkım. Bergama Kozak. Evet. Çambolu mu? Sen daha iyi bilirsin. Çambolu mu daha iyi? Söyleme. Nasıl seversin ki? Ben böyle de seviyorum. Onlar
Sen biliyorsun hayatım, hangisi hoşuna gidiyorsa ondan al. Şöyle alalım mı? Ya da yani şuradan alalım. Aynen, bir tane ondan al bence de. Ufaklarımdan. Aynen. Çambalı direkt orijinal. Şu Kozak çambalını alıyoruz. Bergama'ya ait. Seni daha iyi bilir. Kozak yaylası var orada. Ne? Bunlar boğazlar için. Propolis. Sonra Gökçe yazı görülce. Nasıl acaba? Deneyelim bence. Bundan da alalım. Ay, hepsinden olası mı? Sonra tahin. Tahinimiz kalmamıştı. Bundan mutlaka alıyoruz. Böyle mi daha iyi, böyle mi daha iyi? Bunlar bozulma tahin. Şimdi tahin. Şu 600 gram 39 TL. Burada da 1 kilosu 48,5. Bu daha iyi. Ödemiş diyor orada da. Evet. Kimisi beyaz kaplı, kimisi kırmızı. Ne farkı var? Ne farkı var bilemedim. Bakalım hemen. Hiçbir fark yok. Aynı. Aynı yani şu an. Alalım bunu, alalım. Tarhana var. Tarhana var değil mi evde bizim? Tarhanamız var. Tarhana hiç gerek yok. Ama şundan alabiliriz. Organik ev makarnası. Erişte. Erişte, evet. Buraya geçiyorum şu an. Çok ne zaten şimdi? Üzüm mü? Yok. Keçi boynuzu var mı? Burada. Keçi boynuzu özü diyor. Gereli Kooperatif Köyü. Gereli Köyü'dü. Hmm. Nereden gelmiş? Burada yazıyor mu? Ha, evet, burada daha yazıyor. Daha iyi ya. Evet evet, daha güzel. Evet, bak. Bakayım ne yazıyor? Menşe'nin ki. Ha, yine K'de ödemişten. Evet. Tayinle şu, bu aynı yerden. Bunların ikisi ödemiş. Bu Bergama. 630 gramı 30 TL'ymiş arkadaşlar. Bunu aldık. Gayet iyi. Bu da çiçek balı diyor. Şu kanekedeki. Bal aldık. Balı bir dahaki ay bir daha alırız. Bakarız aynen, biterse. Aynen, yeter. Şunlar ne? Domates reçeli var. Ha, ben bundan alacaktım. Evet. Ama şey, küçük domates reçeli var ya. Çeri domates diyor. Ufak ufak. Mini domatesler var ya, onları da reçeli yapmış. Al. Bir de vişne reçeli alalım. Al, kahvaltılarda yeriz. Şey var bir de. Cevizli incir. Yok ya, incir sevmiyorum pek. Bunlar ne kadarmış adeti? Bunlar 300 gramı 24,5 diyor. Burada da bir şeyler var, bakıyor musun? Oraya sonra döneceğim. Şöyle bir gidelim bence. Ortaya en son bakalım. Şimdi burada bunların hepsi bal zaten. Farklı ballar mı var orada? Evet. Ihlamur balı var bak. Ihlamur kestane balı diyor. Evet, bu değişik ama. Onlar ne kadarmış? Ne 58,5 diyor. 460 gramı. Bu biraz değil daha mi? Sıvı. Diğeri birazcık biraz daha yoğun. Tortulu böyle. Çambalı şu an tam sezon aslında, çambalı sezonu. Biz çambalı yeter aynen, yani. Çambalı sezonu daha güzel. Şimdi şöyle var. Cevizli yaz helvası. Sever misin? Yeriz. Alalım mı? İstersen al. Evde var mı? Hatırlayamadım sanki, ben aldım mı? Sen böyle almıştın. Anlamadım. Al cevizli yaz helvası al. Deneriz ya. Bak aşağıda turşular var. İster misin aşağıda? Hangisi 8 lira diyor? Ay akıyor. Akıyor mu? Şimdi acılığını da bilmiyorum. Jelepon diyor. Çok acı. Onun acısını sen biliyorsun. Ay, elimde acı oldu. Onun acısını biliyor musun, hangisi olduğunu? Bilmezsin ya. Elim biraz acı olabilir. Tamam, değil mi? Kesinlikle yüzüme değmemem lazım. Pirinç az kalmış derdi. Nereden geldiğini de baktı, ben merak ediyorum. Tosya Osman çıkıyor. Köy ne? Kastamonu. Kastamonu? Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği. Köy Kooperatifi. Ne kadarmış onlar? Bilmiyorum, fiyatını görmedim ama. Yani yazmıyor şu an. Yazmıyor. En sevdiğim dürüme geldi. Peynir. Oraya ayrı bir paket mi alsam sana? Bunu alıyoruz. Al bakalım. Bademliymiş aşkım. Badem şey ödemiş miydi orası? Ödemiş evet, ödemiş ödemiş. Evet. Ne kadarmış kilosu? Gayet makul ya. Yazmıyor. 30 lira tamam. Ondan mı alacaksın? Ufak i̇şte, mı? Ben ufak arıyorum ama. Şu yukarıdakinden nasıl? 500 gram. Tamam. 500 gram. Ne kadar? 35 lira diyor mu? 35 lira işte öyle. Nerenin? Hemen bakalım. İyi değil. Çam aldı diyor aşkım. Şeyde Kozak. Bergama tulum peyniri. Al bir tane yolda var. Bir tane bölümü. Şimdi çay bölümü ve fasulye bölümü var arkadaşlar. Fasulyesini denemek istiyorum. Çay hangisi? Çayın atası. Neymiş bakalım. Çoruh harmanı. Şu... Arvahiç çay sanki duydum da bilemiyorum yani. Paketi çok hoş ya şu an. 2,5 yaprak özel üretim çay diyor. Bilemiyorum. Alalım bunu ya. Al. Şurada da çay dolu. Şurada da vardı aslında, değişik değişik. Çayı yok mu aşkım? Bilmiyorum işte. Kokulu çay. Bergamotlu. Heh, gördüm. Bir tane ondan al, bir tane de hopadan al madem. İkisini karıştırırsın. Bu ikisini mi alalım? Evet, o ikisini. Bundan vazgeçtim. Bak, domates tostları var burada. Domates sosu değil de zeytinyağı. Oğlum akşam almış, onu almayın sakın. Tamam. Teşekkür ederim. Şu ne, süt reçeli mi? Ana, al Allah. Ne o? Al Allah. Neymiş bu? Süt reçeli. Neymiş bu diye. Tost peynirden ne almıyoruz? Tost peyniri mi alalım? Tekrar evet. Göğe döndük biz, şaka gibi. Bak
böyle küçükleri de var. O çok aileler için aşkım. Niye ben şunu alasım geliyor benim? Ben anlamıyorum. Hoşuna mı gitti? Aynen. Diğeri niye öyle şey kılıp gibi? Şurada alacak bir şey var mı hayatım? Evet. Burada pancar tuz. Ya bundan almayın dedim. Aa. Şuna bak aşkım. Domates, acı biber sos. Acı biber sos mu? Sen yiyorsun herhalde acı. Ha, ben senin için alayım. Şunları alsana. Ay çok tatlı değil mi? Getirsen göstersen de. Çok tatlı. Şuna bak ne yazmışlar? Anne elinden. Anne elinden. Bak ne kadar o şey yapmışlar, doğal yapmışlar çok biliyor musun? Değil mi? İşte size dediğim özel tüketmeler şey. Kıtır kabak tatlısı. Ben sevmem bunu. İncir reçeli var. Bu neymiş? Havuç reçeli var. Her şeyin reçeli var. Tabii tabii. Dut pekmezi var. Bakın reçellere bak. Yemin ediyorum 50 çeşit kahvaltı olacak. Aşkım sanırım şey yok burada. Evet. Zeytinyağı ve ayçiçeği var mı? Var. Göremedim ama. Burada bir şey var mı? Çilek reçeli. Dolu reçeli. Olabilir ama bilmiyorum. Sen biliyorsun. Alalım yaklaşık. Tüm reçelleri ne bulduysa tüm reçelleri aldık. Vallahi ben zaten amacım reçel almak falan diyor işte. Ha şeyi gördüm. Bak 5 litresi 234 tane. Badem mi? Bir tane alalım ya. Onlar Doğan ne kadar? Çay, bak, ama şimdi hesap karşılaştırması yapmamız lazım biraz. Evet. Matematikçi olarak bu görev sana düşüyor. Hadi bakalım. 5 litresi 234 liraysa 750 mililitre. Birazdan dört hesap yapıyoruz. Beşe ver bakayım kaç yapıyor? Bu da var bak. 94 lira. 50 desen 47. 47'ye falan geliyor herhalde bunun ücreti. Biz 5'lik mi alsak acaba? Bilemiyorum. Bence gelir gelir alırız ya. Evde de var biraz. Annem getirmişti. Bir de bunu alsak. Şimdi yeterli. Diğer ay bir daha geleceğiz de alışverişe. Bir dahaki ay bir daha alalım. Neymiş onlar? Süzme çam balı. Aldık. Çiçek balı mı alsak bir tane de ya? O zaman balları büyütsek mi bence? Şöyle iki tane mi diyorsun? Bir çam bir aynen. Şimdi diğer ufağı bırakalım. Aynen, bir tane çam alalım, bir tane şey. Bakın orada yan tarafında et de alırız. Baharatlar var. Et alırız hayatım. Et alacağız. Dana çatalık alıyoruz. Başka ekstradan bir şey var mı diye bakıyorum. Ne alabiliriz diye. Bundan 1 kilo alıyoruz. Evet. Kıyma 2 kilo alırız kıyma. 2 kilo. Kıyma. Tamam. Onlar hep lazım şeyler ya. Yani. Et benim uzmanlık alanım. Evet. Gelsin kıymalar. Ama kıyma bitmiş de evde yolda. Dört tane, dört parça. Yemeklik azar azar şey yaparsın. Ben evde onları poşetleyeceğim, buzdolabı poşetine. Çıktık arkadaşlar marketten. Çok ağır. Şunu al bakalım, fotoğrafı birazcık kabarık sanki. Birazını çıkarttık ya, gereksiz şeyler almayalım dedik değil mi? Yoğurt falan sonra alırız ya. Ha, yoğurdu falan sonra alalım. Aynen. Aşkım fişler, sende mi? Bende. Onlar cebimde dursun. Fiyatlarından bahsederiz videonun evet, içinde. Devamında. Aynen. Bir yemek yiyelim de biz. Bayağı acıktım ben. Bir son terledim. Şu ceketi çıkarasım var. Senin de aynı şey biliyor musun? Evet, ter bastı beni yani. Şapkayı çıkarırsam saçım ne halde olacak bilmiyorum. Yemeğe gidelim artık. Aşkım nasıl çıktı acaba ya? Ne? Şey sen nasıl çıktın acaba? Arkadaşlar şöyle bir şey. Market birazcık küçük olduğu için ve içeride de birazcık insan olduğu için Hüseyin çekmeye kalabalık çalıştı. Yani. Aynen kalabalık. O yüzden Hüseyin yine de çekmeye çalıştı. Umarım güzel çıkmıştır. Saçlara bak. Aman Allah. Beni almıyor bile kapkara. Kapkara. Şapkadan kurtulduğuma göre Hüseyin de hala şapkada. Üşüyor birazcık. Çantamı unuttum. Arabada unuttum. Gerek var mı çantaya? Bak şimdi üstüm. Konyalı'ya girmeye karar verdik arkadaşlar. Konyalı restoranta geçeceğiz. Orada yemek yiyeceğiz. Birazcık ileride park etmek zorunda kaldık. Araba park edecek yer bulamadık. Hava biraz serinlemiş. Hüseyin'i bekliyoruz şimdi. Geldim. Hoş geldin. Şuraya gireceğiz. Konyalı Ahmet Usta. Dört bir yanımız künefeci bu arada. Of, künefe de yiyoruz mu aşkım? Hadi girelim bakalım bir. Belki buranın künefesi de güzel. Merhabalar. Burası nasıl? Olur. Tamam. Hemen şu şeyden kurtulmam lazım. Saç ne oldu saç? Yo o kadar kötü değil aşkım. Şu ceketten kurtulmam lazım. Ne yiyeceğiz? Menülere bakıyoruz şu an. Kaşarlı bıçak arasından yiyebiliriz. Ha evet ikimiz bir tane söylemiştik o gün değil mi? Gamzelerle geldik. Tabii canım bir tane. İkinciyi yiyemeyiz. Aa bak en sevdiğim. İsyanlar mı? Evet. Fiyatları bu şekilde. Şöyle bakıyoruz. Tavuk yiyesim yok. Kiremitte köfte, kaşarlı köfte. Valla bence bıçak arası güzel gider. İyi bıçak arası söyleyelim aşkım. Ben kola içeceğim. Valla sana bir şey diyeyim mi? Şu an canım buz gibi Coca Cola istedi. Yayık ayran basın acaba. Yayık ayran da olabilirsin. Ben kola içeceğim yani şu an. Bayağıdır kola içmiyorum ama. Öğrenmeler günü kutlu olsun hayatım. Sağ ol aşkım. Canım benim. Canım benim.
Onun fikriydi buraya gelmek zaten arkadaşlar. Benim aklımda bile yoktu. Böyle bir teklifle geldiği için ben de hayır diyemedim. Ve böyle mezelerimiz geldi. Yemeklerim daha çok. Evet. Ayşe bunları daha çok seviyor. Baksanıza yarısını yedim bile. Dediğimiz bıçak arası geldi arkadaşlar. Buradan başlıyor. Köprü. Kaçıncı köprü başkan? Beşinci. Tam bir köprü oldu önümüzde. Yemekler altta kaldı. Nasıl alıyor bakın. Sıkış fıkış böyle. Kola söyledim arkadaşlar. Gerçekten canım çok istedi ya. Böyle asitli asitli. Yemeğimizi yedikten sonra bir de dedik ki künefe yiyelim. Hemen karşıdaymış. Bu da menümüz. Menü çok tatlı değil mi? Hoşuma gitti. Düşündüyse güzel düşünmüş. Evet. Dondurmalı, muzlu, peynirli, kaymaklı, çıtır peynirli, çıtır kaymaklı. Her şeyli var. İzmir kordon. Bak aşkım bu kordon. Bayağı iyiymiş aşkım ha. Ama klasik söyleyelim ya bence. Bence de. Şey tuhaf geliyor. Biri şey yazmış da YouTube'da. Yemeğin üstüne nasıl tatlı yiyebiliyorsunuz bir anda? Yani bizim burada yenmiyor diyor. Azerbaycanlı büyük ihtimalle. Biz bir anda yemiyorsun. Onu da söyleyeyim. Tabii aynen. Normalde yerim aslında ben. Hani. Ama bir 10-15 dakika falan geçiyor arkadaşlar. Mükemmel olan künefeyi gösteriyorum arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Ve yanına böyle meyveler getirdiler. Yanına kaymaklı istedik. Üstüne süreceğiz. Ve yanında da süt. Ben bu kadar servisin güzel olacağını düşünmemişim gerçekten. Çok tatlı. Önce sütümüzü koyuyoruz. Hemen tadacağım da. Önce şey kaymak koymak istiyorum üstüne. Bu arada ben böyle kaymağı seviyorum. Bazen şey falan demişimdir. Yoğurtta kaymağı sevmiyorum. Sütte falan. Bu kaymak o kaymağa benzemiyor ya. Evet. Tadına bakıyoruz. Ben şöyle yaymak istiyorum. Şeklini bozacağım biraz ama. Kenarları biliyor musun? Kurumamış. Kenarlarını kimisi yakıyor. Normalde sert geliyor ama şu an sert değil. Yani. Eve geldik arkadaşlar. Az önce girdik. Künefeyi de yedikten sonra şiştik. Şimdi ben buraya ilk poşeti koydum. Tezgahım küçük olduğu için hepsini dolduramadım arkadaşlar. Ben bunların fiyatlarından bahsedeceğim şimdi size. Öncelikle şurada fiyatımız yazıyor. 1013 TL 74 kuruş tutmuş arkadaşlar. Yani 1 lira diyelim biz ona. Şu dana etlerini hemen dolaba koymam lazım. Ama kıymaları böyle büyük poşetlere koydu oradaki abi. Ben buzdolabı poşetine koyacağım böyle küçük küçük yemeklik pişirmek için. Onları en son ayarlayacağım. Şimdi size öncelikle bir söyleyeyim. Sufelik et 92 lira 54 kuruş tutmuş arkadaşlar. Tam tamına 1 kilo 132 gram almışız. Diğer kıyma da 166 lira 90 kuruş arkadaşlar. 2 kilo 196 gram. Ve sonrasında fasulye almıştık. Çok tatlı değil mi poşeti? Bayağı sevdim ben. Fasulyenin fiyatı da. Fasulye neredesin? Neredesin? Bulamadım. Ovacık fasulye 23 lira arkadaşlar şu. 1 kilosu 23 lira. Şöyle 1 adet çam balı, 1 adet de çiçek balı aldık arkadaşlar. Bu biraz daha yoğun kıvamlı. Çam balı 71 lira 50 kuruş. Çiçek balı da 58 lira 50 kuruş. Şu ikisi yaklaşık 130-140 lira falan tuttu yani. Sonrasında acı pul biberi aldık. Koruyucu ve katkı maddesi içermiyor. Acı pul biberin fiyatı da 8 liraymış. Daha sonra şöyle çay aldık. Çayımız da 21 liraymış arkadaşlar. Bu Hopa çayın fiyatı da 500 gram 24 lira arkadaşlar. Yani kilosu 48 liraya denk geliyor. 1 kilo pirincin fiyatı da 17 liraymış arkadaşlar. Bir de şöyle Bademli Kooperatif'in natural birinci zeytinyağını aldık. 2 litre zeytinyağının fiyatı 94 TL. Evet, diğer kalanları da poşetinden çıkarttım. Bu tereyağının fiyatı 35 TL arkadaşlar. Toz peynirinin fiyatına hemen bakıyoruz. Onunki de 28,5 TL yarım kilosu yine. Bergama tulum peynirin fiyatı 50 lira arkadaşlar. Diğer İzmir tulumun fiyatı da 38 lira 35 kuruş arkadaşlar. Sonra cığıma bir sürü reçel aldım. Aslında şöyle bir şey var. Evet, size onu söyleyeyim. Böyle evde daha çok olmayan şeyleri almaya çalıştım. Mesela ne vardı orada almamız gereken? Atıyorum nohut. Nohut bende çok var arkadaşlar. O yüzden gerek duymadım yani nohut almaya. Onu falan bıraktık mesela, almadık yani. Şimdi şu reçellerden bahsedeceğim size. Şeftali reçeli aldık. Vişne reçeli. Yani şeyleri çok tatlı. Kavanozları kullanırım ben bunları. Baharat falan koyarım ama da. Sonra çeri domates reçeli aldık. Çok seviyorum domates reçelini. Daha sonra keçi boynuzu özü aldım. Normal
Pekmez zor arkadaşlar bende. Yani üzüm pekmezi falan vardı. Keçi boynuzu yoktu. O yüzden bunu aldım. Her gün bir kaşık içsem bence kansızlığa iyi gelir diye düşünüyorum. Daha sonra süt reçel aldım. Şunun kavanozun tatlılığı. Çok sevdim ben bunları. Bunların şimdi fiyatlarından hepsinden bahsedeyim size. Reçelleri alt alta yazmıştır diye düşünüyorum. Evet. Öncelikle vişne reçeli 24,5 gram. Çi boynuzu pekmezi 30 gram. Süt reçeli 19 TL. Domates reçeli 24,5 gram. Şeftali reçeli 20 TL. Jalapeno turşusu aldık arkadaşlar. Şu 8 TL. Erişte aldık. Şöyle ev makarnası. 25 lira 75 kuruş. Daha sonra şöyle börülce aldık. Börülcenin fiyatı ise 24,5 TL. Bu Gökçeyazı kooperatifi. Hepsi bir kooperatife bağlı, fark ettiniz mi? Fiyatları bence gayet uygun. Hani çok aşırı pahalı gelmedi bana açıkçası. Ne bileyim, zaten zeytinyağı falan dışarıda da pahalı yani. Herhangi bir normal bir markette de pahalı. Reçel desen ayrı alemde. Bal desen A101'de bile ballar çok aşırı pahalı arkadaşlar. Ben çiçek yağı göremedim. Normal ayçiçek yağı. Zeytinyağı gördüm daha çok. Bizim alışverişimiz bu kadar yeterli diye düşündük. Şimdi bunları poşetleme zamanı arkadaşlar. Buzdolabı poşet almıştım böyle orta boy. Ha, şunları gösterecektim size. O yüzden çıkarttım. Şöyle baharatlık aldım arkadaşlar. Hatırlıyorsanız bir videomda bahsetmiştim. Baharatlığım yok diye büyüklerinden böyle. Hani içine en azından kaşıkla alıp yemeğe dökmek için. Bundan aldım. Şöyle şu şekilde açılıyor. Dilden aldım arkadaşlar bunu. Bayağı beğendim yani. Çok tatlı bir baharatlık. Üstü böyle desenli, mermer desenli hatta direkt. Böyle 4 tanesini 40 liraya aldım arkadaşlar. Evet, hemenci kıymaları çıkaralım. Orada gözümüzün önünde çekti arkadaşlar. Şöyle ikiye böleceğim. Birini bir poşete, birini bir poşete koyacağım. Tam bir yemeklik arkadaşlar. 2, 4, 6, 8 poşet çıkacak büyük ihtimalle. Böyle böyle koyacağım. Marketteki fiyatlar aslında hiçbir şey yok gibi gözüküyor aldıklarımızda. Giden paraya bakın. Önceden bundan 5 sene önce falan şu an aldıklarımızda sizce kaç para verirdik? Yani ben şöyle düşündüm de 400-500 liradan yukarı çıkmazdı diye düşünüyorum. Ama bize bu belediyenin vermiş olduğu bir kart olduğu için biz de ancak bu şekilde değerlendirebilirdik. Yani başka hiçbir yerden alışveriş yapamıyoruz. Sadece Halkın Bakkalı'ndan yaptığımız için oraya gidip alışveriş yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi kıymaları hallettim. Buzluğa koydum. Tam dediğim gibi 8 poşet çıktı arkadaşlar. Şimdi şu hani sofeli kalmıştık ya, demiştim ya. Bunu da 2 poşet yapayım. Şöyle alıyorum ve koyuyorum arkadaşlar. 2 poşet yapsam bence yeterli. Bunları da buzluğa atacağım. Çünkü yakın zamanda pişmeyecek. Yarın köfteleri yaparım diye düşünüyorum. Bunları da 2 poşet yaptım. Şimdi bunları da buzluğa atıyorum. Evet, buzluğa bu şekilde yerleştirdim arkadaşlar. Zaten burada da et ve türevleri mevcut. Yani başka bir şey var mı diye bakıyorum. Göremedim. Kavurma mavurma falan var işte. Üstüne de bunları ekledim. Şu üst kısımda da bu tarz şeyler var. Burada kalem böreği almıştım. Kahvaltıda yaparız diye duruyor. İşte mantı falan var arkadaşlar. Sarımsaklarım. Bunların içinde börülce var. Kışlık börülceler. Kışın yaparız diye koymuştuk. Bunlarda neler var hiç hatırlamıyorum gerçekten. Annem verdi bunları da. Evet, burayı kapatıyoruz. İşimiz bitti. Bugünkü alışverişimiz bu kadardı arkadaşlar. Artık ben bu videoyu kapatayım diyorum. Çok fazla uzun olmasın. Umarım güzel bir video olmuştur. Beğenerek izlersiniz. Videoya like atmayı ve kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.